Elif. Burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Bir şey mi oldu Kerem Bey? Uzun zamandır sana söylemek istediğim bir şey var. Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Ne oldu ki? Bunu düğünde düşürmüştün. O günden beri de yanımda taşıyorum. Hiç ayırmadım. Bir de başka bir şey daha var. O daha da derinlerde. Söküp atamıyorum. Kerem Bey. Elif. Ben sana aşık oldum. Bir şey söylemeyecek misin? Gözlerime bak. Olmaz. Kim bu hamile? Defne hamile değil diyor. Nasıl oluyor bu iş? Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Ben bir su alabilir miyim? Hemen. Ay, ne oldu? Ben midemi üşüttüm gayet iyi. Yoksa bu hamile olmasın? Yok canım, elin garibanı. Defne'yi diyor, Defne'yi. Ay Defne hamile değil dedi ya. Canım ona bakarsan Yakup Bey'in de aklında başka bir kadın var dedi. Ay, ay sen saçmalama Allah aşkına, bilemedi ya onu. Onu diyorum ya işte, bilemedi kadın. Allah Allah. Dışarı çıkalım mı dayı? Ne oldu? Bir sıkıntın mı var? Anlatırım, çıkalım mı? Olur. Aşağıda bekliyorum ben. Madem Kadir laftan anlamıyor, biz de onun anladığı dilden konuşuruz. Bence de baba. Artık gereğini yapalım. Sen iki adam bul. Adama gerek yok baba. Ben bu işi şahsen kendim hallederim. Sen benim dediğimi yap Yakup. Yalnız dikkat et. Kimse duymasın, görmesin. Bu mesele ortaya çıkmayacak. Tamam baba.
Yavaş oğlum, biraz yavaş. Bittim ben dayı. Sen şu meseleyi baştan anlat bakayım bana. İlk defa seni dinlemedim biliyor musun? Sözünden dışarı çıktım. Ne yaptın? Elif'le konuştum bu gece. Seni seviyorum dedim, sana aşığım dedim. Keşke demeseydim. Öylece bıraktı beni. İstemiyorum dedi. Salaklık bende. Nasıl güveniyorsam kendime. Sanki hemen kollarım atlayacak benim. Kerem, sana söylemiştim. Üzülürsün demiştim. Haklıydım belayı. Bundan sonra ne olacak peki? Bu konu kapandı herhalde. Bilmiyorum ki. Ama onu her gördüğümde kalbim yine yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Bir de şimdi yine aynı evdeyiz. Ama bir yolu var. Nedir? Ayrı eve çıkarım belki. Hem yeni bir başlangıç olur benim için. Kerem. Hiç yorma kendini dayı. Benim için en iyisi bu. Vitamin getirdim sana. Folik asit. Şart mı onu içme? Folik asit. B9 vitamini. Bebeğin gelişimi için çok önemli. Vücudun depolayamadığı bir vitamin. Hamileyken almak lazım. Bizim oralardaki kadınlar hiç böyle şeyler içmiyor ama. Annem de içmemiş. 9 aylık hamileyken bile tarlaya bahçeye gidiyorlar çalışmak için. Doktor desem belki doğumda. Bazen o bile olmuyor, ebeler doğurtuyor. Orası başka, burası başka. Sen bizim çocuğumuzu taşıyorsun. Hadi. Ne güzelmiş. Bugün aldık. Aldık? Yani Kahraman Bey'in evdeyiz. Nazlı için de bunu aldı Kahraman Bey. Bir an önce Nazlı'ya götürmek istiyorum onu. O çok sever böyle şeyleri, çok sevinecek. Anlaşılan bugün çok güzel bir gün olmuş. Yemek, alışveriş, gezmek. Öyle oldu. Ben de size teşekkür edecektim onun için. Sağ olun. Kahraman böyledir işte. Hep iyi niyetlidir. Sen orada bunu beğenince almak zorunda hissetmiştir kendini. Neyse. Sen yat dinle. Bugün neyi anladım biliyor musun dayı? Ben daha önce hiç aşık olmamışım. Resmen kurşun yemiş gibi. Hayat uzun Kerem. Daha karşına ne aşklar çıkacak oğlum? İlk aşk unutulmaz derler ama. Yalan mı? Sen hiç bahsetmedin eski aşklarından bana. Deşme oğlum şimdi maziyi. Ya en biraz kafam dağılır be dayı. Anlatsana eski aşkını. Çok uzun zaman geçti oğlum, hatırlamıyorum bile. Dayı, çocuk mu kandırıyorsun sen? Fransa'da okuduğum dönemlerde tanışmıştık. Orada yaşayan bir Türk kızıydı. Gurbet kuşlara misal ediyorsun ya. Bak anlatmam ha. Tamam dayı ya, buyur hadi. İlk aşkım falandı işte. Gözüm ondan başkasını görmüyordu. Dersi falan bırakmıştım. Yemeden içmeden kesildim böyle. Saçma sapan bir durumda işte. Sevgili oldunuz değil mi? Tabii ki olduk oğlum. Fransa'yı baştan aşağı dolaştık.
Sonra? Sonra bir gün ayrılmak istediğimi söyledi. Sonra dünya başıma yıkıldı. Perişan oldum. Böyle Eyfel Kulesi'nden aşağı boşluğa bıraktım kendimi, düşüyorum. Sonra geçti. Peki sormadın mı hiç neden ayrıldık diye? Sormadım. Bir daha konuşmadınız mı? O başka bir şehre taşındı. Koptuk. Ben de unuttum. Seninki de acıklı bir aşk hikayesiymiş be dayı. Bütün aşk hikayeleri acıklıdır zaten. Kazanılan aşklar anlatılmaz. Kaybedilen aşklar anlatılır. Ben de kaybettim. Kerem. Geçecek. Zaman her şeyi siler süpürür. Bir gün karşına biri çıkacak ve bütün her şeyi unutturacak sana. Güven bana. Baba, bir mesele daha var. Bu kahramanın bir sıkıntısı var galiba. Benim bildiğim bir şey yok. Ne oldu? Hiç. Bu aralar biraz garip. Pek şirkete uğramıyor. İşleri iyice boşladı. Aklı başka yerlerde sanki. Ben çektim kenara ifadesini alayım diye ama yok bir şey diyor. Bir afra tafra. İyice sinirli. Bir de ben konuşurum olmazsa. Hayır, o değil. Bu hali işe zarar verecek. Bir hata yapacak baba. Kahramana gözüm kapalı güvenirim ben. Ne kadar derdi olursa olsun işini aksatmaz. Tabii. Baba, bence kahramanın yükünü biraz hafifletelim. Şirketle ilgili bütün kararları o alıyor. Gerek yok. Gerek var baba, gerek var. Ben bu şirkette saksı muamelesi görmek istemiyorum artık. Lojistik işleri bana ver. Beni rica ediyorum. Yakup, zamanında bu şirkette sadece sen vardın. Sonra ne oldu hepimiz biliyoruz. Eski o günler. Geride kaldı. Artık değiştim ben. Düzeni değiştirmeye gerek yok. Herkes kendi işini yapsın. Açma bu mevzuyu bir daha. Baba. Yani ben pis işleri yapmaya devam edeyim. Kahraman temiz işleri, öyle mi? Yok artık öyle ya ama. Ne diyorsun sen Yakup? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Senin bütün sırlarını biliyorum baba. Bütün pis işlerinden haberim var. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Sen bana istediğimi vereceksin, ben de susmaya devam edeceğim. Sen beni tehdit mi ediyorsun ha? Haşa, sen benim babamsın. Sana saygım sonsuz. Ama, artık vakti zamanı geldi. Sen de biliyorsun baba, bunu bana borçlusun. Ve iyi düşün baba. Biliyorsun ki benim ağzım pek sıkı değildir. Hop. Ağzımdan kaçırıveririm sonra. Dayı, ilk aşk gibisi çıktı mı karşına? Çıktı. Defne'ye geldi mi? Kerem, sana hayatımın hepsini anlatmayacağım bu gece. Pişt, gel buraya. Kafayla araba kullandırtmayacaksın bunu herhalde. Gel taksiyle gidelim. Anne, gelebilir miyim? Gel tabii kızım. Bir şey mi oldu? Elif hiç söz dinlemiyor anne. Hiç özen göstermiyor sağlığını. Tatlı dille uyarıyorum ama hemen üste çıkıyor. Siz bana karışamazsınız diyor. Allah Allah. Olur mu öyle şey canım? Daha bu sabah çıplak ayakla çimlerde geziyordu. Gezme böyle dedim. Üşütürsün. Umrunda değil. Ben konuşurum onu da, sen merak etme. Tabii onun da türlü türlü derdi var. Kahraman da böyle söylüyor. Onun için kolay değilmiş. Ya ben?
Benim için kolay mı? Haklısın kızım. Ben konuşur yola getiririm. Sen hiç canını sıkma güzel kızım. Çok teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Ne olmuş? Elif'in annesi. Hastaneye kaldırmışlar. Aa, neden? Ne olmuş ki? Sinir krizi geçirmiş. Anne, Elif bunu duyarsa yine rahat durmaz. Haklısın. Anne, gece gece huzursuzluk olmasın. Allah korusun, bebeğimize zarar gelir. Evet. Hiçbir şey bahsetmeyelim. Yarın bakarız bir çaresine. Hemen Defne'nin iş yerine gidiyorsun. Orada çantasını unutmuş, onu alıp geliyorsun. Tamam. Hemen hemen acele et. Hemen. Anneciğim, dibek kahvesi yaptım size, değişiklik olsun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bugün sizde bir değişiklik var. Ne değişikliği? Ne bileyim, öyle çok güzel görünüyorsunuz. Yani her zaman aslında güzel görünüyorsunuz da bugün böyle ayrı bir ışık saçıyorsunuz gibi. Kıymet Hanım. Ne oldu kızım? Kıymet Hanım, benim hemen annemin yanına gitmem lazım. Bakın çok önemli, çok acil. Ona kesin bir şey oldu, ben hissedebiliyorum. Dün gece de rüyasını gördüm zaten. Ne olur hemen gidelim. Biliyorum, biliyorum. Avukat aradı. Sakin ol ama, önemli bir şey yok. Ne biliyorsunuz siz, ne konuştunuz? Dün gece annen birazcık rahatsızlanmış, hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye mi kaldırmışlar? Kıymet Hanım, bana neden söylemediniz? Söyleyecektim kızım, gece gece telaşlanmanı istemedim. Ne olmuş annesine? Kızım, biraz dışarı çıkalım da sen temiz hava al. Telaşlanacak bir şey yok ya, telaşlanacak bir şey yok. Baba, ne söyleyeyim sana? Çay, kahve. Sağ ol, istemez. Olur mu baba? 40 yılda bir geliyorsun. Sana bir ıhlamur söyleyeyim, sen ıhlamur seversin. İstemez dedim kahraman. Ben buraya seninle konuşmak için geldim. Şirketteki idareyle ilgili bir karar aldım. Ne kararı baba? Senin yükünü hafifletmek istiyorum. Bundan sonra şirketin lojistik işleri Yakup'un idaresinde olacak. Tek sorumlu o. Oldu mu? Süper oldun baba da, nereden çıktı bu hazırlık? Bir şey mi var? Bugün büyük gün kızım. Neler oluyor? Biraz sabırlı ol, öğreneceksin. Artık babanın devri başlıyor. Anlayamıyorum bir türlü. Kıymet Hanım, neden sakladınız benden? Annem o benim, niye söylemediniz bana? Kızım, bir şey sakladığımız yok. Gece öğrenseydin ne olacaktı? Stresli günler geçirdin zaten. Bebeğin sağlığını düşünmek zorundayız. Bebek mi? Bebeğin sağlığı şu an benim annemin hastanede olmasından daha önemli değil. Buna hakkınız yok. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Kime bağırıyorsun öyle? Bana bunu söylemeliydiniz. Bu bebek hayattaki tek önemli şey değil. Bana bak. Senin dilin fazla uzamaya başladı. Haddini bil. Ben annemin yanına gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ben izin vermedikçe de bir yere gitmeyeceksin. Anlamıyor musunuz? Benim annemi görmem lazım. Bağırıp çağırmakla hiçbir şey halledemezsin, anladın mı? Ne zaman aklını başına devşirirsin, o zaman götürürüz. Ha, bundan sonra da Defne'nin dediklerini harfiyen yapacaksın. Bebeğin annesi o.
Ne arzu edersen yapacaksın, karşı gelmek yok. Hadi, şimdi doğru odana, hadi. Kıymet Hanım, Defne Hanım, lütfen 5 dakika izin verin, annemi görmeye gideyim. O benim annem, hiç olmazsa gideyim göreyim, içim rahatlasın. Uzatma, hadi odana. Çok iyi yaptın anneciğim, hak etti. Sana saygım sonsuz baba. Yalnız sen böyle bir karar almışsan bir şeyler seni rahatsız etmiş demektir. Bir hata mı oldu? Hata yok kahraman. Sadece idari bir karar bu. Arada böyle değişiklikler iyidir. Yalnız baba biliyorsun, abim bu şirketi yıllar önce çok büyük sıkıntılara soktu. O eskidendi. Yakup şimdi düzeldi. Adam oldu artık. Ben ona güveniyorum. Bugün çok güzel bir gün. İçimden bir ses bugün müthiş şeyler olacak diyor. Hayırdır dayı? Aynen yeğenim. Bugün çok hayırlı bir gün olacak. Senden ne haber? Aşk meşk meseleleri. Açıldın mı kıza? Sorma dayı ya. Açıldım, açılmasına da. Reddedilmiş bir erkek yüzü var karşımda. Evet öyle. Öyle değil sevgili yeğenim. Öyle değil. Sen şimdi kıza gittin, seni seviyorum, aşığım falan filan dedin. O da olmaz dedi. Aynen öyle. O olmaz. Olmaz değil aslında. Vallahi hiçbir şey anlamadım dayı ya. Aslanım ne sanıyordun? Kadınlar nazlı yaratıklardır. Öyle hemen evet demezler. Erkekleri peşlerinden koşturmaya bayılırlar. Biz de bunu severiz zaten. Avla, avcı hikayesi. Anladın? Vallahi doğru söylüyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim aslında. Vaz mı geçtin yoksa sen? Ya vazgeçmedim de ister istemez bir hayal kırıklığı oluyor tabii. Sen beni dinle aslanım. Usta bir avcı avına daima temkinli yaklaşmalı. Ceylan'ı ürkütmeyeceksin. Ya dayı ya. Ne var ya? Hani yanlış bir şey mi söylüyorum? Kadınlar ürkek, nazik, kırılgandır. Sen şimdi neydi senin kızın adı? Elif. Sen şimdi Elif'le önce arkadaş olmayı dene. Çünkü bu işler olacağı varsa zamanla olur. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Tabii ki doğru söylüyorum. Bütün doğru bilgiler bende. Vallahi moralimi düzelttin be dayı. Sağ ol gerçekten. Vazgeçmeyeceğim Elif'ten. Ha böyle aslanım ya. İşte böyle. Ne yapacağım ben şimdi? Annemin bana ihtiyacı var. Onun yanında olmam lazım. Ne yapacağım ben? Ne olur izin verseniz. Ne olur annemi görmeye gitsem. Ne olur. Ne olur. İstansızlar. Annem o benim. Annem o benim. Bana ihtiyacı var. Anne. Hazır mıyız? Hazırız baba. Daha dayım gelmedi. Onun işleri var. Bugünden itibaren iş yoğunluğu nedeniyle şirketimizin lojistik bölümünün tüm idaresini Yakup Yörükan'a devrediyoruz. Tebrik ederim oğlum. Teşekkür ederim baba. Gel.
Dayı ne oluyor? Dedem lojistik işlerini Yakup dayıma verdi. Burası bir aile şirketi. Yakup dayın da bu şirketin bir yöneticisi. Olabilir böyle şeyler. Ya tamam ama niye durduk yerde böyle bir şey oluyor ki? Biz seninle ne güzel yürütüyorduk işleri. Hiçbir sorun yoktu. Bundan sonra Yakup dayınla yürüteceksin. Sence de sorun yok yani. Kabul etti. Babam böyle olmasını istemiş. Yapacak bir şey yok. Kahraman Bey. Sonra konuşalım mı? Tamam. Efendim. Kahraman Bey. Annem hastaneye kaldırılmış. Ya kusura bakmayın, acil olmasa ben sizi hayatta aramam ama annemin yanına gitmem lazım benim. Çok acil. Bana ihtiyacı var. Çok kötü olabilir. Dur dur dur. Sakin ol. Kahraman Bey. Rüyamda gördüm. Annemin hastaneye kaldırıldığını ben rüyamda gördüm. Gittim Kıymet Hanım'a söyledim. Meğer o da biliyormuş. Ama benden saklamışlar. Şimdi beni odaya kapattılar. Hiçbir yere gitmeme izin vermiyorlar. Tamam. Bekle. Geliyorum. Allah'ım anneme hiçbir şey olmasın. Ne olur bir şey olmasın. Ne olur. Nereye böyle? Dışarıda bir işim var dedi. Yine şu meşhur arkadaşla mı? Yok, bugün babamın ölüm yıl dönümü. Annemi de alıp ziyarete gideceğim mezarına. Tabii oğlum. Gidin siz. Nur içinde yatsın. Sağ ol dede. Görüşürüz. O mezarın boş olduğunu bilse. Gevezelik etme Yakup. Bin arabaya. Kimsiniz siz? Uzatma, bin arabaya. Kahraman ne dedi baba? Ne dedi? Karar senindir baba diyor. Şaşırmıştır şimdi o. Nereden çıktı şimdi bu demiştir. Yakup kes artık. Sen merak etme baba. Göreceksin bak, her şey tıkır tıkır işleyecek. Güzel bir anlaşma yaptık seninle. Kadir meselesi ne oldu? O iş tamam baba. Birazdan haber gelir. Bizim eski defaya götürsünler onu. Ben de öyle düşünmüştüm. Zamanında yine orada ifadesini almıştık. Eski hatıralar canlansın gözünde. Elif nerede? Odasında oğlum. Annesi hastaneye kaldırılmış ve siz gitmesine izin vermemişsiniz. Sana mı yetiştirdi hemen? Anne, bunu yapmaya hakkınız yok. Kız ağlayarak aradı beni. Annesini merak ediyor. Oğlum, ben müsaade edecektim ama bana neler söyledi bir duysan. Bağırıyor, çağırıyor, laf anlamıyor. Evet kahraman, kendisi istedi bunu. Annesi hastaneye kaldırılmış ve siz ona haber vermemişsiniz. Kim olsa aynı tepkiyi gösterir. Bebeğimizi hiç düşünmüyor ama. Varsa yoksa kendi dertleri. Ya çocuğumuza bir şey olursa? Hem ben konuştum avukatla canım. Gayet iyiymiş annesi, mühim bir şey yokmuş. Biraz sakinleşsin, yarın gideriz. Siz ne zaman bu kadar acımasız oldunuz? Yahu annesini merak ediyor, görmek istiyor. Onu burada tutamazsınız. Elif hak etti bunu.
Hiç kimse böyle bir şey hak etmez Defneciğim. Annesini görmek istiyorsa görecek. Bu kadar. Toparlan hadi gidiyoruz. Tamam hemen geliyorum. Görüyorsun değil mi anne? Hemen aramış kahramanı. Kim bilir nasıl şikayet etti bizi. Kahraman ben de geliyorum. Gerek yok. Nereye gidiyor bunlar anne? Kahraman Elif'i annesine götürüyor. Halil evdeydi. Halil götürseydi. Sana ne bundan? Bir şeyi de merak etme. Bir şeye de karışma. Bir şeye de burnunu sokma be kızım. Benim kabahatim ne şimdi? Kahraman Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Asıl sen bizimkilerin kusuruna bak. Ne olmuş annene? Ben de bilmiyorum ki. Gece fenalaşmış, apar topar hastaneye kaldırmışlar. Tamam merak etme. Şimdi avukatı arar öğreniriz durumu. Alo Kemal Bey. Biz Elif Hanım'la beraber hastaneye geliyoruz. Annesinin durumu nedir? Nerede kaldın Halil? Ofisi yeni açtılar hanımım. Alabildin mi çantayı? Evet evet aldım. Aldım hemen geliyorum. Hadi bekliyorum hemen. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Senin hızının yolu yol değil. Bu yürükanlar var ya... Çıkarı olmadan adama su vermez, su. Zevkini, keyfini sürecekler, sonra da sokağa fırlatıp atacaklar. Sokağa düşünce ne olacak? Onu da ben demeyeyim sana. Sen bul artık. Kemal Bey, nerede annem? Durumu nasıl? İçeride yatıyor. Elif Hanım, anneniz dün gece ciddi bir sinir krizi geçirmiş. Yatıştırıcı verdiler. Şimdi daha iyi. Görebilir miyim? Elbette. Yalnız avukat bey, sadece 5 dakika. Buyurun. Annem. İyi misin? Geçmiş olsun. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız Kahraman Bey? Ben dışarıdayım. Anne. Niye böyle oldun sen ha? İçeride bir sıkıntın mı var? Bana niye yalan söyledin Elif? Ne yalan anne? Avukatın parasını nasıl buldun? Anne söyledim ya, Kıymet Hanım her şeyi hallediyor diye. Niye yapsınlar bunu? Kimse kimseye durduk yere böyle bir iyilik yapmaz. Anne. Sen para için kendini mi sattın? Ha? Namusunu mu kirlettin? Anne yok öyle bir şey. Yürükanların gönül eğlencesi oldun sen. Anne sen neler diyorsun? Keşke hapislerde çürüseydim de sen temiz kalsaydın. Yazıklar olsun sana. Ben nasıl bir anneymişim ki seni yetiştirmeyi beceremedim. Hakkım sana haram olsun. Anne canım bak yok öyle bir şey.
Yemin ederim bir daha mutsuzluk yapmadım ben. Neler söylüyorsun? Dokunma bana. Benim senin gibi bir kızım yok artık. Bundan sonra seni de, senden gelecek kirli parayı da görmek istemiyorum. Anne, bir dinle, boş yere suçlama. Benim bir günahım yok. Memur Hanım, bu kızı götürür müsünüz buradan? Onunla artık konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Anne, anne. Anne, bir dinle, anne. Anne, bir dinle. Halil geldi. Alayım ben onu. Hiç merak etmeyin. Elif Hanım'ın durumu gayet iyi. Doktor Hanım da şu an içeride zaten. Bebeğin kontrollerini yapıyor. Sağ olun. Bir bakalım ufaklık ne yapıyor? Evet, işte burada. Bebek gibi. Gayet iyi. Allah, nereye koydun ben bunu? Heh. Ver okuyayım kız. Eğer bunda kötü bir şey varsa sen bana söylemezsin Kıymet Hanım. Yok yok, kötü bir şey yok Ziya abi. Hay Allah. Gözlüğümü de ceketimin cebinde unutmuşum. Verin ben okuyayım babacığım size. Heh. Sen oku kızım. Gözlüğüm olmadan ben iyi okuyamam zaten. Daha önce kalp sesini dinlemiş miydiniz? Hayır. Peki. Bebeklerin önce kalbi oluşur. Bakın size dinleteyim.